Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle saçımı tepeden topladım. Ve bu görüntüyü alabilmek için gerçekten çabaladım yani. Biraz daha sabitleyeceğim. Ama yeterli saçım yok. Yani keşke böyle saçım böyle çok daha kadın olsaydı. Bununla ilgili bazı gelişmelerim var. Şükürler olsun. Uzun bir süredir biyotin kullanmıyordum. Tekrar başlamaya çalışıyorum ama kullanmak da istemiyorum ya. Ben o kadar bunaldım ki vitamin falan kullanmaktan. Bunaldım. Buraya gelmeden önce kan testlerimi yaptırdım. Kaç şeyde eksik çıktı. Folik asit yok. B12 yok. Demir yok. Yani yok diyorum, hepsi çok eksik. Yani 3 tane eksiğim var. D vitamini de yok bir de. Bir de o eksiğim var. Zaten ben bir 2-3 aydır kullanmadığım şeyler var. Ama tekrar başlamam gerekiyordu. Sadece artık ya bir dönemim vardı benim. Size bahsedemedim. Ağır gelen bir dönemim oldu. Hala atlatamadım da. O dönem ben böyle yaşamamaya karar vermiştim. Dedim hani en kısa nasıl acaba hayatıma veda edebilirim? Hayata geri dönmem gerekiyor bir noktada. Çabam bu yönde. O yüzden tekrar kullanmam gereken vitamin var. Şimdi kış geldi. Zaten bağışıklığım biliyorsunuz düşük biraz. Omega'ya tekrar başlamam lazım. Her gün probiyotikten normalde 2 tane içiyorum. Stres zamanlarında ne yazık ki bağırsaklarım çalışmayı bırakıyor. Biyotinim var, onu içmem lazım. O çok iyi bir takviye. Herkese tavsiye ediyorum ama ben kendim kullanamıyorum. Yani herkese tavsiye etsem ne olacak? Mide ilacımı her gün zaten sabah içiyorum. Üzerine folik asit, B12, demir, D vitamini geldi. Bak bir şey daha var, onu unutmuşum. Neydi acaba bu? Bir şey unuttum. 9 tane çünkü içiyorum. Yani lanet bir şey. Aa, kolajen. Neyi unuttun? Kolajen içiyorum bir de. Tekrar içmeye başladım. Çünkü içmem gerekiyor bunları. Kullanmam gerekiyor. Ama bir sorun. Yapabiliyor musun Elif? Yok abi. Yani yapamıyorsun. Ya ben zaten günde su içemiyorum diye kendimi darlayan bir insanım. Su içemiyorum bir de yani. Bunu böyle istiyordum. Ama belli ki benim düdük gibi olacak. Kanada videolarımıza geri döndük. Çok hızlı bir giriş yapmış olabilirim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız kaşlarımı aldım. Şükürler olsun yüzüm gözüm bir açıldı. Bugün Instagram'dan tanıştığım bir kızla buluşuyorum. Takipçim diyebiliriz. Ben normalde yapmam böyle şeyler. Ama Cem fırçalayayım geleyim konuşalım. Çünkü böyle konuşunca da rahatsız olanlarınız vardır. Biz bizeyi sanıyordum ama neyse. Belki de 13 yaşında bir kızla buluşmaya gidiyorum. Belki kız bile değil. Bunları da bilmiyorum. Sadece uyuz olduğum şey şu muhabbet ve benim bir tane bile tel tokam yok biliyor musunuz? Günlerden cumartesi. Bugün ben 3 tane, ne 3 tane, 5 tane şey aldım. Kargo bekledim açık söyleyeyim size. Çünkü 28'inde gelecek dendiği için ben gerçekten kargo bekledim ama gelmedi. Ve çok önemli benim için. O kadar heyecanlı bekliyorum ki bunların hepsi iş için aldığım şeyler. Kendime bir çöp almadım öyle söyleyeyim ve gelmesini istiyorum. Aslında böyle çok insanlarla buluşayım tarzı biri değilim. Hep kendimi birazcık kaygılı hissediyorum. Biriyle buluştuğum zaman herhalde bu sosyal medyanın verdiği bir şey böyle. Hani onları eğlendirmeliymişim gibi. Peki ne oldu da Elif'in fikri değişti derseniz arkadaşlar. Cana Kore'ye geri dönüyor. Bu şekilde sert girmek istemezdim. Aa, çok üzüldüm çünkü benim burada çok fazla kız arkadaşım yok biliyorsunuz ki hep erkek. Erkeklerle anlaşıyoruz okey ama kazayla da pick me girl olmanın bir manası yok bence. Kadınlarla anlaşamıyor musun? Yoksa acaba bir pick me girl müsün falan diye böyle kendimi çok sorguladığım için. Ki bak aslında kadınlarla anlaşırım. Ama böyle bir samimiyeti kuramadık bir türlü gibi geliyor. Bir de çok fazla da denk de düşemedim. Şimdi kendime de şey yapmayayım. Hani denk de düştün, devam ettirmedim bir iletişimde olmadı. Şimdi abartma. İşte Jenna'yı çok seviyordum. Alandra da var. Onları da seviyorum ama hani kültürel olarak birazcık farklıyız. Bu arada Jenna'ya gitme dedim arkadaşlar. Bencilliğimle falan gitme. Gitmek zorunda mısın falan dedim. Ondan sonra da ben de şey diye düşündüm. Elif dedim. Acaba artık kız buluşması yapmanın zamanı gelmedi mi diye düşünerek bakın nereden nereye. Instagram'da bir paylaşım yaptım. Toronto'da bir buluşma yapıyorum arkadaşlar. Ama bu buluşma böyle 20 kişilik falan olacak. Yani çok fazla insan olduğunu da farkındayım. Bir anket açtım çünkü. 1000 kişi tıkladı. Bu 1000 kişinin yaklaşık 400'ü falan manifest yapmak için Toronto'dayımı tıklayan, beni böyle çıldırtan bir kesim. Eğer onlardan biriseniz analiz yapmaya çalışıyorum. Hani kaç kişi var, ne kadar büyüklükte bir yer lazım diye analiz yapmaya çalışırken böyle bir baktım DM'lere. Manifest olsun diye tıkladım falan. Hani Toronto'dayımı tıklamışlar. Kanka senin, yani benim ne suçum vardı? Yanlış anlamazsanız sadece soruyorum. Benim ne suçum var? Neyse 1000 kişi tıklamış ya, ben işte onun yarısını kestim. Hani 500 kişi falan var diye düşündüm o yüzden. Sonra hatta bir noktada şey de yaptım. Acaba 500 kişi de mi yok? DM'ler üzerinden bir algoritma oluşturdum kendime. DM atacak kadar benim samimiyetime güvenen ve tahminen çağırdığım zaman gelebilecek herhalde 50-60 kişi net varmış. Onu fark ettim. Hani fazlası vardır, eksiği yoktur ama hani ortalama. O yüzden de 20 kişilik bir grupla ilk etapta bir buluşma yapmaya karar verdim. Bir de Toronto'da, hani Kanada değil ya. Orada belki o kadar güzel olur ki böyle sürekli etkinlikler yaparız böyle. Her
konuda bir hayalim olduğu için hani böyle kapı açılınca da hemen hayaller kuruyorum. Kahvaltı, carçurt değil de böyle belki ilerleyen zamanlarda şu kışı güzelce getirebilirsek. Bu arada yeni bir ürün aldım, size onu göstereyim. Yani bu CoverGirl Max Türkiye'de yok ama ben de burada yeni keşfettim. Bayağı güzel ürünleri var. Segment olarak L'Oreal, Maybelline hepsi aynı. Yani fiyat olarak anlayabiliyorum çünkü bir tek. Onlarla beraber satılıyor. Ten rengi bana bir uyuyor. Kafayı yersiniz. Ben L'Oreal'de falan bulamıyorum ten rengimi. Böyle koyu oluyor bana en açıkları bile. Yani güzel olmuyor. Bir de kat kat sürünce daha da sarı oluyor. Bu rengi çok bayıldım. Bu böyle bir bas sürdüm. Tesadüf tester yoktu. Bildiğiniz hani tesadüfen aldım. Parlak parlak gösteriyor. Yine aynı markadan şöyle bir şey aldım. Bu yeni çıkmış galiba. Clean Fresh diye bir ismi var. Yapısı çok yumuşak ve rengi gerçekten böyle sarı olmayan. Mesela birçok koru ürünü tabanları sarı. O yüzden bana olmuyor. Tabii ki hepsine bakmadım şimdi. Hani dil çok diyorum o yüzden. Yani güzel olanlar da elbet vardır. Ve Sever Askelen bugün de sevdiğim bir kafeye gideceğiz. İnşallah yer vardır içinde. Bir taraftan sosyal medya yönetimi işi hız kesmeden devam ediyor. Bilmiyorum ya, böyle hayat bana böyle tepside tepside bir şeyler sunmaya başladı ama hangi yoldan gitmem gerekiyor anlayamıyorum. Huda Beauty'nin bir allığı çıkmış arkadaşlar. Çok fazla reklamını gördüm. Sıra çok fazla vardı Sephora'da. Alamadım, çıktım. Ama alacağım. Ama allıklar da hiç bitmiyor. Yani o da çok kötü. Mesela bu sürdüğüm Rare Beauty'nin bir allığı ve bu bildiğiniz mini boyu, yani normalde devasa. Hani bu allığın bitme ihtimali yok. Şimdi rimel konusunda da bugün çok konuşasım varmış. Size bir sorum var. Hani gerçekten içtenlikle soruyorum bu soruyu. Ben bu rimeli aldım. Türkiye'den aldım gelmeden önce. Hatta dedim ki bu rimelden memnunlar mı dedim. Herkes çok memnun. O kadar vacik ve hani şuradaki tutuş kısmı o kadar az ki bunun bozuk olduğunu düşündüm. Açık söyleyeyim. Hani belki dedim bu bana bozuk denk geldi. Olabiliyor ya bazen. Sonra işte birkaç kişi DM attı. Bende de öyle, bende de öyle. Sizde bundan var mı? Bu soru bir. Bir de sizinki de böyle çok aşırı vıcık mı? Yani çok ciddiyim. Böyle bir gün böyle açık bırakmak istiyorum ki normale dönsün. Değil normal. Bayağı böyle böyle yaptım. Böyle yapınca kuruyormuş rimeller. Herkes de çok memnun ya. İnsan kendini garip hissediyor. Tekrar deneyeceğiz. Birazcık normale dönmüş. İyi bir durumda şu an. Alışık olmadığım bir form da olabilir. Yani benimle ilgili de olabilir ama sizde böyle bir şey var mı? Merak ediyorum. Ay bir şey diyeceğim. Oldu. Ay bence tatlı oldu. Şimdi arkamı döneceğim ama arkamı görmediğim için bunu sadece siz göreceksiniz. Ve kötüyse de bana söylemeyeceksiniz. Çünkü dönüyorum. Aa, kazayla güzel oldu kız. Hiç beklediğimde bir şey değil. Her şeyimiz tamam. Birazcık allığımı arttıracağım o kadar. Buraya gideceğiz. Orada Arisa denilen bir kafe var. Benim sevdiğim bir kafe. İnşallah yer var. Olmadı başka alternatiflerimiz de var. Yine geç kaldık ya. Çok az ama 15 dakikamız var. Gideceğimiz yer de çok uzakta yani 5 durak falan. Şimdi TTC'de Sammy Cenk dinleme vakti arkadaşlar. Şöyle bakıp Sammy Cenk olsun. Biz şimdi istediğimiz yere gidemedik. Arisa'yı çok seviyorum bildiğiniz gibi ama şimdi Seven West diye başka bir kafe var. Yediğimizde açık arkadaşlarımıza geliyoruz biz. Buraya geldik. Buranın hem açık alanı var hem kapalı alanı var. Kapalı alanı çok iyi değil. Servis de kötü bence. Kahvesi çok iyi. Ama yediğimizde açık. Ve açık alanda hem normalde de açık, bir de açık alanı var balkon kısmı. Orada hiç oturamıyorduk. Çünkü geldiğimiz zaman 4-5 kişi olduğumuz için içeriye alıyorlardı. Bugün dışarıdayız. Benim de ilkim olacak. Tek kötü tarafı arada bir ot içiyorlar. Ve kokusu geliyor yukarıdan mı nereden anlamadım. Ama onun harici başka bir şey yok. Şimdi iki tane kahve aldık. Ekliyoruz. Size burayı ufak göstereyim. Bu açı daha böyle alanı bu şekilde. Bir burası var, bir de burası var. Bir de böyle iç şey var. Biz bugün dışarıdayız. Kafamın içerisinde çalıyor. Oy 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 yedi beni. Ömrüm Allah'ım ya. Lanet bir kehribar şarkısı biliyor musun canım? İnsanı bir kere girdiği zaman bir hafta ağza dolanan şarkı. Böyleyim ya. Bugün tipime baksanız anlamazsınız. Ama beynin içerisinde semicekler çalıyor. Kehribarlar çalıyor. Neyse şimdi biz biraz sohbet muhabbet geri geleceğim. Kahvem geldi. İnşallah bu ruj benim rujumdur. Ne taraftan içtin? Bilmiyorum, çevirmiş olabilir miyim bunu böyle? Bu yaşanmamış gibi devam edeceğim. Çünkü rujdan da ruj var şimdi. Ruj yok değil. Doğru, benziyor. Yağmur yani ufak ufak değil mi? Çünkü üstte de tente var. Tentenin ikisini biliyor musun? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Bence tent olarak yok ama tent olsun, çadıra döner. Neyse değil mi? Üsttekini açabilir miyiz şeyi, üstteki şeyi? Şu an bunun çabası içerisindeler gerçekten. Bazı şeyleri çok zorluyorlarmış gibi geliyor. Buradaki herkes sanki bazı şeyleri çok zorluyor.
Yeniden merhaba arkadaşlar. Eve geldim. Zaten çok fazla da kalmadım. Yani 9.30 gibi falan eve... 9.30 da değil. 9 gibi eve geldim. Kargolarım gelmiş. Ama bir tanesi ve en çok istediğim yanlış gelmiş. Ya ben teleprompter aldım. Şimdi o ne diyecekleriniz vardır belki. Çekim yaparken, özellikle danışan çekimleri yaparken, ay saçım var şu an rahat edecek yaparken, herkes bir ben değil diyeceğim ama aslında birçok insan yaşadığı sıkıntı. Özellikle bilgi aktarıyorsa karşı taraf videolarında şöyle kameraya bakıp onu hatırlayamayabiliyor. Onu ezberlemesi gerekiyor. Benim gibi spontane, ay nasıl rahatladım şu an. Dedim ki hani ekipman alırken onu da alayım. Ama hayatımda hiç kullanmadım açıkçası. Ben ileride hani lazım olur diye onlara. Aldıklarımın en azından kutularını göstereyim mi? Açılmış versiyonlarını yarın göstereyim. Şimdi çok tipim kayık hem de gün işi yok böyle. Gün işi de falan göstermek istiyorum. Ha, yarın gösterebilir miyim? O da muallak. Çünkü yarın çok yoğun bir gün ama içimde kalır göstermezsem. Şimdi böyle taşınabilir bir lamba aldım. Bunu açmak için heyecanlanıyorum. Şöyle göstereyim size. Hani boyu da böyle 1.93 oluyor. Boy çok önemli değil ama bana şöyle işlevsel bir şey lazımdı. Hem de böyle şurası da ikiye ayrılıyor falan. Böyle saçma sapan bir şey diye düşünüyorum. Böyle güzel bir anlamda saçma sapandır inşallah. Böyle bir tane boyum var. Raptor'um vardı. Onun yerine duman aleti göndermişler. Bayağı böyle yemekleri hani duman oluyor ya MasterChef'te böyle öyle bir şey. Onu geri iade. Çok önemliydi benim için. Telefonun falan kafasına takıyorsun. Herhangi bir yerde portatif ışık oluyor. Hayır ya, yapmayacağım bunu. Yarın detaylı göstereceğim. Merak. Bir de şunu aldım. Ay size komik bir şey söyleyeyim mi? Sipariş ettim. Bir gün sonra Aydın videosunu çekti. Instagram'a koydu. Bu böyle boynu asılıyor. Bir daha göstereyim şöyle. Neyse iPhone'unuzu koyuyorsunuz böyle. Böyle çekim yapıyorsunuz ellerinize falan. Bunu hem kendim için aldım hem de işim için aldım. Yani iki türlü aldım. Saç yani sanatsal çekimlerim var da kalan. Ne ara hayat bizi böyle bir nokta getirdi ben de bilmiyorum. Kendim için alma sebebim, ya bisiklet sürüyorum arada burada ama ben çekim yapmak istiyorum. Ben çekmek istiyorum ama çekemiyorum. Bir de şöyle kendime bir hard disk aldım. iPhone'umu boşaltmak için. Nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Totalde teleprompter'ım olmadı ama totalde bunlara $300 verdim. Teleprompter'ımı neden almak istiyorum? Ben onu istiyorum ya. En çok onu merak ediyordum. Merakımdan ölüyordum. O gelmedi. Bir tane de kamera alacağım yakın tarihte gibi geliyor. Ama sadece kamerayı almak için, alacağım için alasım da gelmiyor. Bugün çenem çok düştü. Eğer sus butonu oluşturmak istiyorum. 1 gram susasım yok. Konuşacağım. İşte gözaltı serumu aldım kendime. Öyle aldım. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Sadece kullanıyorum. Ya benim suratım herhalde sahra çölü olduğu için arkadaşlar. Ben gerçekten emin değilim ya. Ben emin değilim. İşe yarıyor mu yoksa biz kendimizi mi kandırıyoruz ya? Ya ben C vitamininden de böyle aşırı bir parlaklık alamadım. Ya bende bir sorun var herhalde. Ben herhalde düzgün kullanamıyorum ya. Bunu da çok övüyorlar. Belki de benim beklentilerim çok yüksektir. Hani kendim artık buna şey yapmaya başladım. Şimdi yarın bir tane eventim var yarın. Benimle ilgili değil. Yani benim katılmam gereken diye söyleyeyim. Bir tanesi arkadaşım var Ukraynalı. Onun yaptığı bir event var. Ben sadece nasıl yapıldığını görmek için gideceğim. Yaptıkları mekanı beğendim fotoğraflarını. Eğer lokasyonu da bana uygunsa, merkezi bir lokasyon arıyorum. Uygunsa gidip bir fiyat alacağım. Kartımı bırakacağım. İkinci yer çok benimle ilgili değil. Bir festival, Türk festivali. Şeyden 5'ten sonrası içinde arkadaşlarımla buluşacağım. Canımın son günü yarın. Neyse, diğer günde görüşürüz. Bay bay. Yeni bir günden hepinize merhaba. Ben hazırlandım. Yine bu saçı yaptım. Çünkü hoşuma gitti ama sanki birazcık dengesiz oldu. Altıma da bir siyah etek giydim ama yani aşırı şey gibi. Küçük İtalya'ya geldik. Lidl İtalya'dayız. Ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Yani sabahtan beri hatamın ne olduğunu fark ettim. Yani üzerine bir basic tişört. Olanla ölmüşe çare yok diyerekten. İlk baktığımız yer burası. Burayı beğendim. İçi de güzel. Ama ev yani 20 kişilik ama bence buraya 15 kişi. Ne diyorsun? 15 abartma geliyor. Ben de 16 çünkü. Hani. 15'i de. Aynen. Yani 15 kişilik maksimum gibi geliyor bana. Şimdi bu şekilde üst katı da var. Burada şimdi arkadaşım bir event yapıyor. Böyle event yapmışlar. 22-18 kişilik. Üst katı da şu şekilde. Yani tatlı. Bak dışarısı da vardır. Onu da göstereyim size. Dışarısı da böyle. Kahvesi bayağı iyi bu arada. Şimdi en fazla 15 kişi gibi duruyor burası. Şimdi diğer yere gideceğiz. Sadece buranın saati biraz sıkıntı. Emin değilim. Belki de sıkıntı değildir. Pazar akşamı da kötü değil. Sıkıntı değil. Cumartesi de olabilir. Sadece ona göre değişmesi gereken bazı. Ona göre bütçe değişecek. Dinamik dedi bütçe yani. Çünkü adam da diyor ki aile cumartesi pazar benim enişte olduğum zaman diyor.
Hani ona göre bütçe vereceğim. Hafta içi olmaz bu diyor ama hafta içi de herkes çalışıyor burada Toronto'da. Yok, böyle devam ediyoruz. Seydim güzel mekanlar varsa başka zaman kullanmak için tamam. Değerlendirebiliriz. Mekan bakıyoruz bugün. Ablama da bakıyoruz. Bana da bakıyoruz. Öyle. Güzeldi. Hava da çok güzel bugün. Dün nerede? Bugün nerede? Neyse. Tamam, başladım çekmeye. Ben bugün beğenmedim kendimi ya. Huysuzluk mu ediyorum? Evet der misin? Buna evet demiyorsun ama. Evet demem lazım. Zorla. Burası güzelmiş. Bak sokağı beğendim. Şurada bir evin manifesti. Sana evde oturuyorsun. Hayır, Kalıç burası. Hayır, burası Kalıç. Burası öyle Kalıç. Çok. Burası gezelim, evimize yani. Gidelim yeri burası. Hayır, yok yok. Ben burası ev istiyorum. Ben her gittiğim yerde ev istiyorum zaten. Burası. Hem işlek olsun. Ama işlerim de benim çünkü downtown'da abla, öyle düşün. Gerçi Kalıç. Arabasız yine gitmek zor. Arabayla da zor. Baksana. Arabayla da zor. Şimdi yolun zor. Girişine bak. Ne yapacağız? At arabası mı koyacağız? Sıfıra sıfır. Neyse. Tamam, neyse. Böyle güzel. Bugün de bu sokağın sonunda ablamın bakacağı bir yer var. Ablam da onun başka bir işi var. Daha business o. Ben kendi çapımda biliyorsun. Ne kadar zor konuşmak değil mi? Ne kadar zor konuşmak. Zor. Tabu, konuşup da konuşamamak çok zor. Tabu oynar gibi konuşuyoruz. Hadi aynen, bakalım. Daha business bir işi var. Ben daha kendi çapımızdayız biliyorsun. Şimdi onun yerine bakacağız. Bakalım, o biraz daha büyük bir şey bakıyor. Bir kitapçı bulduk ve burada içeceklerinizi bırakın diyor. Böyle gezeceğiz biraz. Dikkat seviyem 3 saniye falan düştüğü için kitap okuyamıyorum. Kitabı geç, Instagram'daki yazıları bile okuyorum. Bazen kendi yaptığım reels'ler bile bana çok uzun ve sıkıcı geliyor. Yani bazen acaba çok mu sıkıcı bu? Hani daha da kısalt falan. Çok klostrofobik de bir yer. Şurasını göstereyim size, aşırı dar. Bakın ne buldum. Meksika restoranı diye düşünüyorum. Çünkü onlar böyle şeyler yapıyor. Merhaba. Şimdi bir İtalyan restoranına gittik. Oradaki hanımefendiden event için bir fiyat alalım var mı vesaire diye ama saatleri tutmadı. Bir de fine dining veriyorlarmış. O da olmadı. O yüzden bizi başka bir yere gönderdi. Burada event yapılıyor diye. Hem de game cafe'ymiş. Bir buraya bakıyorum. Bunların fiyatını alamadım ama kart aldım. Yani bütün bilgileri gönderince fiyat alabilirim ama emin olmaya çalışıyorum. Daha mı iyi, daha mı kötü. Ben buradaki oyun kafeleri seviyorum. Şöyle buradan böyle oyunlar var. Burada da oturma yerleri falan var bu şekilde. Yani bence güzel ama hani fotoğrafta, videoda nasıl çıkar emin. Bence kötü çıkmıyor. Burası da alternatif olarak kalabilir çünkü lokasyonu bayağı iyi bence. Hem barı var sanırım, hem kafesi var. Menüsüne bakmak lazım. Menüsüne bakmadım. Orada ne var? Evet. Bu ışıkta mesela, hani videoları da düşünüyorum taraftan. Bu ışıkta güzel çıkabilir. İç tarafı da böyle bayağı büyük bir yer. Şuradan ve arka taraftan da giriş var. Bir yer daha bakıyorum ama dolu olduğu için de. Kendimi çekiyormuş gibi bak göstereceğim size. İki katlı. Çok dolu. Bilmiyorum izin verirler mi eventi. Üst katı bu şekilde. Bence çok tatlı. Bence arkadan bakın. Bakın arkadan. Kafayı çektim. Şöyle yani sadece üst katını kapatsak tatlı olur. Kapatabilirsek. Bir fiyat soracağız yani. Daha doğrusu event yapılıyor mu diye soracağız ama ben olsam yapmam. Çok dolu çünkü. Şöyle de çalışma alanı var. İki de bu şekilde. Bayağı yoğun yani. Biri oradayım, biri burada. Bugün burada bir festival var. Gerçi her bir gün burada bir festival var. Ama bugün Latin festivali olabilir. Zamanım çok fazla yok, şarjım da yok. Çünkü Kore ürünü alacağım bir tane AVM'den. Ay bugün kendimi çok kötü hissediyordum biliyorsun. Şurada 2 dakika durdum, bir story paylaşayım diye bir taraftan onu hallediyorum. Bir tane çocuk geldi. Aa, zaten hiç beklemiyorum dedi, story mori bir şeyler. Dedi çok attractive'in şeyi ne Türkçesi? Böyle güzel, çekici. Aynen, çok dedi ki çekici gözüküyorsun dedi. Dedim aşkım ya sen neler diyorsun? Adın çok thank you dedim. Benim İngilizcem çok iyi değil falan dedim. Ay dedi çok iyi İngilizcem falan. Fix zaten onlar hani. Sonra dedi ki numaranı verir misin? Aşkım işte orada olmuyor o işler. Neyse şeyciymiş. Filipinliymiş bu arada. Çok tatlı bir çocuktu. Dedim ya benim de numaram yok dedim. WhatsApp'ım var. Dedim var ama dedim ben burada yaşamıyorum. Geri döneceğim ülkeme falan dedim. Bunu dedim ya pat diye çıktı yok oldu insan bir. Aa olsun bir şeyler. Aa okey dedi bye dedi ve gitti. Ama olsun. Kendimi kötü hissediyordum biliyorsunuz. Kendimi çirkin hissediyordum bugün. Değilmiş. En azından onu anlamış olduk. Değişik. Değişik bir an. İyi hissettim ya. İyiyim ya ben bugün. Taş gibi maşallah. Neyse. Şimdi ama buldum. Burayı arıyordum. Size göstereyim. Burası galiba popüler bir yer. Burada bir ürün görüp Instagram'da paylaşmıştım ve şey dediler. Çok popülermiş. Hemen git bak. Şimdi ona bakmaya geldim. Bu ürün çok popülermiş. Şimdi ben bir şey çekiyordum. Şunları çekiyordum. Bana dediler ki arkadaki çok popüler. Şimdi bunun rengini bulursam bundan alacağım. Böyle bir planım var.
Şöyle burada renkleri varmış. Bu en açığı yani. Porselenler bana oluyor. Buna bakacağım. Ya bu Kore ürünleri bence sarı altta onu. O yüzden sevmiyorum. Hadi bakalım. En açık rengi bu. Bence bu sarı yani. Bana sarı bir renk. En açığı bu. Yani sarı alt tonu var. Ben hep diyorum. Şimdi bir yayayım bir öyle bakalım. Sarı bence baya. Olmadı. Ama bu bayağı popülermiş öyle diyorlar. Bir de şunlara belki bakabilirim. Bence ondansa mesela bu daha okey. Daha ince hepsi var. Şimdi bunu da deneyelim beraber. Bu da sarıydı değil mi? Sarı ürünleri çok güzel ama bence tabanları sarı abi. Bu insanların bence ten renklerinin sarı olduğu için böyle pembe alt tonluysanız olabilecek değil bence. Öyle düşünüyorum. Ya da bu marka için böyle değil. Mesela Misha'nın BB kremini ben çok seviyorum. Bence bana oluyor. Gri olunca da oluyor bana. Yani gri olur, pembe olur ama bunlar sarı. Bakın burada ne buldum. Bu göz pedleri mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz buna? Gözlerin üstüne yapıştırıyorlar ya. Bunlar herhalde bunlar. Ya, Türkiye'de de şu an biraz popüler oldu. Ne bu? Kıvırcık mı? Bu farklı bir şey var mı diye bir bakayım dedim de. Dizdeki şarjım var. O yüzden videoyu kapatmam gerekiyor. Pisam came and June and Jenna came. We waiting Pedro and Jason. Ben neden İngilizce konuşmaya başladım? Anyway, and now şimdi biz Jet'te bir tane şey var, oraya gidiyoruz. Restoran, pub gibi bir yer var. Jason'ı bekliyoruz, Pedro'yu bekliyoruz. Bugün Jenna'nın son günü. Jenna, say hi because your last day. Hi. I'm so sad because, come on. Please don't forget. No, you should. Biz şuraya gidiyoruz. Şuraya bakacağız. Çok güzel bir yer. Ama dolu mu değil mi göremiyorum. Evet, şimdi Pedro'nun kamerasına geçtim. Çünkü şarjım kapandı ve bugün özel bir gün. Şimdi Jack ile Jack aslında geldik. Şöyle bir grup. Pedro'yu bir şeyler anlatıyor. Ve komik olduğu için de Jen ona gidiyor. Bir de Jason ve Sergio geldi. Sergio galiba gelmeyecek, mesajı cevap vermedi. Jason'dan da bilmiyor. Sipariş verdik. Tatlı patates, normal patates, chicken, işte içecekler falan. Bekliyoruz öyle. Pedro bu arada spor yapmış, birazcık kaslanmış. Pedro'nun fanları vardı burada, bunu da göstermek isterim. Pedro, show me. Show me. Aa, Jenna bu arada sevgili yaptı. Jenna sevgili oldular. Bu ekstra information benim size. What happened? What was that me? Denting? What is this? Denting? Hey! Just, you know. He said donkey. Hiçbir halta anlamadım. Konuyu anlayamadım. Günaydın. Suratım resmen şiş. Neyse bugün şimdi toplantıya geldim. Gitmeden dedim size bir haydi. Kendimi çekeyim mi size? Yine şu an arkada bir beni bekliyorlardı. Normalde biliyorsunuz toplu taşıma kullanıyorum bir yerlere giderken. Bugün Uber'e bindim. Hani öyle anlayın nasıl uyanmak istemediğimi. Ve böyle çok Fransızca bir yolculuk getirdim. Kahvemizi alıyoruz, kendimize geliyoruz. Burada çok tatlı, çok güzel şeyler de var ama çok severim şunu. Ama normal bir kahve alayım önce. Size atmosferi de göstereyim. Şöyle bir kafe. Şöyle. Bayağı güzel hem de yüksek tavan. Can I get one latte, a small latte? Do you have a lactose free milk? It's not ice, right? No, hot, yeah. Şaka maka kafeyi çok beğendim ya, çok güzelmiş. Şimdi utanmayacağım ve soracağım. Diyeceğim ki burada event yapıyor musunuz? Yüzüm gözüm şiş ama çok tatlı değil miyim bugün? Kahvemi aldım. Hemen bir tadım testi yapalım. Şimdi laktosu sütü varmış buranın, o yüzden beni kazandılar. Bir laktosu sütü soruyorum biliyorsunuz. Yulaf mı, badem mi falan diyorlar. Ben dümdüz ya laktosu standart bir süt istediğimde birazcık zorluyor şimdi. Hayatlar, ne dertler var görün. Lokasyon da bence güzel. Bakın şurada tramvay tükeşti, tramvayın önünde. Ben bugün Uber'le geldim ama buralara bakıyorum. Yani ne bileyim, buluşma yaparsın, birini çağırsın falan diye. Yanda da bir park var, parksız olmaz. Tatlı bir atmosferi var yani. Hoşuma gitti. Harika bir toplantı geçirdim arkadaşlar. Hemen. Dur dağlara taşlara. Şimdi mekan bakmaya gidiyorum. Biliyorsunuz event yapmaya çalışıyorum hala. Ve çok azıcık kaldı.
geldik sayılır. Ay ne diyordum ya, ne konuşuyordum ha? Bakalım restoran nasıl? Şimdi fotoğraflarını falan beğendim, videosunu da beğendim. İçeriklerine falan baktım, yani işten anlıyor gibi duruyorlar. Çok önemli bu arada. Ha, benim yaptığım iş sosyal medya zaten de. Sosyal medyası iyi olmayan yerleri sevmiyorum arkadaşlar. Bunlar görselleri iyi yapamıyorlardır. Hani ben burada event yapsam masa güzel olmaz. ben sonuçta videosunu çekmem lazım. Her şeyin de çektiğim gibi. Böyle bir ön yargı var. Ön yargı olduğunda farkındayım ama elimde değil yani. Birkaç tane mesela güzel yere gittim, fiyat aldım. Sonuçta kahvaltı için fiyat istiyorsun. Yani bana görselini göster kanki yani. ben peynir zeytin göreceksem o kahvaltıda sadece ben ne insanlar oraya getiriyorum. Hani güzel bir şey deneyimlesin istiyorum insanlar. Sadece menü de yetmiyor tabii ki. İletişim de önemli vesaire vesaire. Bakalım. Hava da soğuk. Şimdi arkadaşlar geldim, mekana baktım. Tatlı insanlar. Baldök yalan. Ama mekan biraz bana karanlık geldi ve ben şu an çok kaygılandırıyor bu durum beni. Nasıl duruyor sizce? Kafalar birazcık karışık, anlayacağınız. Ablam böyle bir meze tabağı almış. Şu altın humus yapmışlar yani. Show business devam ediyor. Tereyağlı, ben çok severim bunlar. Şundan biraz tırtıklıyorum. Bunun işi kötü değil. Hakkını yemem. Lezzet de çok iyi. Düşüneceğim. Lokasyon da iyi. Çok iyi. Bak, şöyle çekiyorum. Tamam mısın? Döndüm. Böyle çektim. Tamam mısın? Hadi. Ben konuşur gibi yapacağım. Acaba ne seslendirsem arkada? Ne günümüz. Hiç hız kesmeden devam ediyor. Bugün böyleydim bu arada. Ay ne kadar mı güzel gözüküyorum kız. Saçım da iyi mi oldu, kötü mü oldu, demode mi oldu, hoş mu oldu, arada kaldım. Neyse. Böyle bir pantolon aldım bakın. Nasıl? Hoş gözüküyormuş. Bir boydan aynamız yok, kendimizi gösteremiyoruz vallahi. Bitmiyor be bugün de. Gerçekten bitmiyor. Neyse. Ufak tefek işlerimi hallettikten sonra şimdi asıl bugünün programına gidiyorum. Şimdi bugün bir çekimim var ve asistanım yok. Bir şeye karar verdim. Ben bu gittiğim tarzda bir çekimi bir daha ekipsiz almayacağım. Gerçekten dağılmışım gördüğünüz üzere. Yani bugün yani biraz yoğun bir gündü farkındayım. Hep de toplantı olduğu için size hani şuradan geldim şuraya gidiyorum gibi oldu. Onun da farkındayım ama herkesi çekemiyoruz arkadaşlar. Yapacak da pek bir şey yok. Gelmişken birkaç proje çıkarmam lazımdı. Onu çıkardım, gönderdim. Oğlum ne ara ben böyle bir, ne ara bu kadar business oldum yemin ediyorum ben de bilmiyorum. Şimdi bir tane danışan aldım kendime. Birazcık spontane oldu gibi ve çok fazla da çalışmak istediğim bir alan değil. Ama acaba çalışmak istediğim bir alan mı diye düşünerek bir restoran çekimi aldım. Bunu ilk defa söylüyorum burada. Ben çünkü benim çalışma stilim ne? Bilmeyenleriniz olabilir. Çünkü bunu hiçbir zaman düzgün açıklayamıyorum. Kişiselleşmiş marka yapıyorum arkadaşlar. Hani herkese almıyorum. Özellikle bir mesleğin olması gerekiyor. Belirli bir yere gelmiş olman gerekiyor. Ve artık görünür olman gerekiyor. Yani aslında işle ilgili her şeyi oturtmuş ama sosyal medya ile ilgili eksiğin olması gerekiyor. Böyle insanlarla çalışmayı seviyorum. Ve buradaki danışanlarım aslında bu şekilde. Doktor, avukat, emlakçı, psikolog bunlar olabilir. Bu tarz insanlarla çalışıyorum. Bu arada aşırı da zevkli. Çünkü çalışırken aynı zamanda o kadar çok şey öğreniyorum ki ben böyle bilgiye açta bir tipim. Şimdi bunu neden anlattım? Genelde iş hakkında bu kadar detay vermiyorum. Daha tam oturtmadan şu an bir sistemi kuruyorum çünkü. Şimdi ben ilk defa bir restoran aldım. Normalde restoran çekimi tercih etmiyorum. Bence dünyanın en zevkli çekimi. Okeyiz bunda ama ben böyle dediğim gibi hani daha çok keyif aldığım şeyi yapmak istediğim için tam zamanımı da almasını istediğim için hiç restoran çekimi almadım. Yaptım mı daha önce? Yaptım. Ama hani bunu böyle bir meslek olarak yapmadım. Bir paket olarak sunmadım. Teklif geldi mi? Geldi. Ona da geliyor. Ama hani restoran çekimleri yalnız olmuyor arkadaşlar. Ve ben yalnız çalışmayı seven bir insanım. O yüzden de 2 gündür dramalardayım. Haberiniz yok. Ben asistan arıyorum 2 gündür. Türkiye'de olsan alo. Alo kanki falan. Ama burada arkadaşın yok. Yabancı arkadaşlarla olmuyor. Şunu al, şunu getir, yana kaydır gibi şeyler. Çok zor. O yüzden 2 gündür çok mutsuzdum. Bugün de çekim aslında 5'e almamın sebebi, en büyük sebebi. Normalde ben 2'de müsaittim. 2. Sanım yok. O yüzden ablamı almam gerekiyordu. Ablam da benim çalışıyor burada. Benim ablam freelance çalışan, keyfi isterse çalışan bir insandı. Yani ablam diye demiyorum. Projeyi beğenirse dahil olan, bu da rahat biriydi yani. Biz ablamla hep alışverişe giderdik. Tam işlerim yoğunlaştı. Dedim tamam ya yapayım bunları falan dediğim noktaya geldim. Kadın çalışmaya başladı. Tam zamanlı ya. Ya sen yıllardır tam zamanlı çalışmadın ya. Beni mi bekledin? Her gün işe falan gidiyor.
Sinirim çok bozuk. Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Çok zor bir günde olduğum için videoyu Sephora'nın önünde açtım ciddi anlamda. Ben ayın 5'te söz vermişim Kübra'ya. Kübra'nın çocuğunun of doğum günü var. Yani 6 aylık 6 ay doğum günü var. Acelesinden bugün hazırlandım. Bugün bir sürü işim vardı. Onları hallettim. Sephora geldim. Ufak bir hediye aldım. Bunu yolda gösteririm. Geç kalıyorum şu an. Hemen bir gitmemiz lazım. Böyle. Ne aldığımı söyleyeyim size dayanamam. Shiseido'nun bir tane allığı çıkmıştı. Geçen de alacaktım. Alamamıştım. Hem bir tane Kübra'ya aldım hem bir tane de kendime aldım. Böyle. Şimdi gidiyoruz. Bavul yani. Bu bavul da benden çok çekti. Hadi gidelim. 430 and code 4156. Please move through the train in the same direction. Normalde yarın doğum günü zaten ama belki öncesinde yardım ederim diye düşünerek erken gitmek istedim. O yüzden bugünkü planlarımı iptal ettim. Bugün sabah çok hızlı bir davetiye hazırladım. Çünkü hatırladım ya, dün restoran geziyorduk. Dün gittiğim restoranı aslında beğendim. Sabah onları yaptım. Sonra Yorkville'e geçtim. Orada avukatıma gittim. Bu prosedürlerle ilgili birkaç işim vardı. Onu hallettik beraber. Sonrasında ben Sephora'ya gittim. Size ne aldığımı göstereyim. Dedim ki hani giderken elim boş gitmeyeyim ama bebeğe de bir şey almak istemedim. Çünkü aslında bence asıl başarı Kübra'nın yani 6 aydır. Gecesi gündüzü yok kızın ya. Trenlerde söyledim size ama şöyle çok büyük bir sıkıntı var. Sizi şöyle biraz uzağa koyacağım. Baktım trende kimse yok, dedim ki video çekeyim. Şimdi gelirken normalde benim trenim saat 18'deydi. Ben böyle bir şekilde işte gittim station'a gittim. İşte çok başım ağrıyordu, su içmediğim için su aldım. Neyse bu su güzel çıktı şansıma. Suyun da güzel çıktığı bir dönemde yaşıyoruz arkadaşlar. Sular tuzlu burada, yani garip bir tadı var, hepsini içemiyorum. Tam aldım çıkıyorum, saat de 18'deydi trenim. Sonra baktım böyle şeyler satıyorlar ve biliyorsunuz bu, yani burada yani Kanada'da hep böyle şeyler içiyorlar arkadaşlar. Hepsini böyle çok çok güzelmiş gibi içiyorlar, anladınız mı? Hani sanki ben de bunu almalıymışım gibi içiyorlar. Ben de gittim en ortalama olanı aldım. Hani çilekli, cranberry ne diye Türkçesini bilmiyorum. Yani o da yani kırmızı meyve yani. İsmi de Dragon Luce. Meğersem bunun içerisinde Dragon meyvesi gibi bir şey koymuşlar. Çok çirkin. Jeli gibi de değil. Anlamadım, saçma sapan bir şey. Uzun süredir aldım en boş şeydi. 7,5 dolar. Şeyde vergisiyle beraber. Bunların bir durak kaldı. Bir durak sonra alacaklar. Sonra ben köye gideceğim. Ben şeyi gösterecektim size. Dur. Hatırladım şimdi. Bir tane kasa önünde şöyle maske buldum. Maske yaparız diye düşündüm. Bir de şunu aldım. Bunu beraber de deneriz. Aslında ben ona başka bir şey almak istiyordum da yine bulamadım ya. Biz geçen gün beraber bir AVM'ye gitmiştik. Armani'nin bir kapatıcısını beğenmişti. Ben ona o zaman hediye alacaktım ama rengi yoktu. Sonra bugün yine baktım, yine yok rengi. O yüzden hafızam da kötü. Bir de doğru şey mi onu da hatırlayamadım. Şöyle bir kutusu var. Şöyle bir şey. Burada videonun başında aldım, hiçbir ürünü gösteremedim. Vicdan azabıyla yaşıyorum. Neyse, hepinizi öptüm. Bay bay. Ben inemedim trende. Kapım açılmadı. Hata mı yaptım? Başka bir yere gidiyorum şu an. Şaka gibi. Bastım. Tamam mı? Buna da mı basacağım? Aynı şey değil mi? Aynı şey. Buna bastım. Yetmedi. Şuna bastım. Buna da mı basacağım? Anlamadım ben yani. Açın abi kapıları. O problem değil. Evin orada alacaklar. Ama yani ben de bir şeyler yaşıyorum. Sabahtan beri Ayşe'ye hazırlıyoruz. Bugün Mila'nın doğum günü. Half birthday'ini kutluyoruz. Yani insanlar bazen kendi doğum günlerini kutlamıyor. 6 aydır hayatta diye Mila'nın doğum günü kutluyoruz. Bence Kübra kendisine bir parti yapmak istedi ve bunu bahane etti. Ama bu sadece sizle benim aramda bir şey. Şimdi çok acele çıktım evden. Böyle bir elbise almıştım. Bunu Türkiye'den aldım. Mango'dan almıştım. Bunu giyeceğim. Ya barbekü de varmış. Yani dışarıda olacağız ve hava şu an 14 dereceymiş durumda. Yani buz gibi. Şöyle bir elbisem var. Bence tatlı. Dedim ki ben bunu alayım. Hani böyle fotoğraf falan çekersek hani çıkartır fotoğraf çekerim diye düşündüm. Hani geri kalan da hoodie'm vardı, üstüme hoodie'mi çekerim. Nasıl? Çünkü ben çok üşüyen bir insanım. Aşağıya hazırladık, pasta yaptık. İşte yapılması gereken bazı şeyler vardı. Ufak aksaklıklar çıkar ya, onları falan hallettik derken saat şimdi 3-4'te. İnsanlar gelecek, bir saatlik bir zamanımız var. Tipim çok kayık. O yüzden tipim kayık olduğu için tipi kayık olanların yapması gereken bir makyaj değil, saç yapacağız. Saç önemli. Kıyafetimi bir giyeyim dedim. Saçımı böyle ortadan ayıracağım. Ben Kübra'dan şimdi düzleştirici isteyeceğim. Şöyle ayıracağım. Şuradan sıkıca toplayacağım. Umarım güzel olur. Hani şöyle. Biraz da date elbisesine benziyor. O yüzden aklımızda bulunsun. Bunu bir ara bir date'de kullanalım, çıkarsa böyle bir şey. Bir de içine bir korse giysem şimdi iyi olurmuş. Şu an biraz. Bunu bir. Bu mu bu mu? Bunu mu sürdüm güzel? Bunu hiç hayatta sürmedim.
Gayet güzel. Bazıcık insanın dudağını ince gösteriyor ya. Bunu niye söylemiyoruz artık? Bence ince gösteriyor. Size bugün bütün gün yaptığım şeyleri göstereceğiz. Göstereceğiz. Böyle bir Türkçe yok. Göstereceğiz. Şimdi burada kaplarımız var. Aslında bu içerisindeki çikolatayı kendimiz yaptık. Bu pastanın içerisindeki krema fazla kaldı ve çok güzel bir lezzet oldu. Aynı zamanda meyvelerimiz var. Burada öbür arkadaşımız Ebru bize makarna hazırladı ve bunları koyduk. Burada yarım, yani has olduğu için, happy half birthday olduğu için her şeyi yarıya böldük. Bunları bölemedik ama yarım yaptık. Yani yarım yapmaya çalıştık yani en azından. Bunları böyle ikiye böldük. Bunları Tim Hortons yaptı bizim yerimizde, sağ olsunlar. Bunlar da Timbit'ler. Timbit diye mi okuyor bunlar? Timbit. Burada da babyş. Biliyor musun kız? Bunları da yarıya böldük ve burada bir ayıcık var. Ve burayı Kübra'yla Okan hazırladı sabah. Şöyle. Burada da bir bebiş var. Bebiş bize hay desin. Hey. Hello. Evet, şimdi masamızı hazırlıyoruz. Kübra bekliyor, makyajını yapıyordu. Rujunu sürsün gelsin. Bir de mangal yapacağız. Çok açım, çok acıktım ben ya. Niye öyle acıktıysam? İnanılmaz acıktım. Mangal bizi bekliyor. Yaptığımız pastamız bu. Pasta yaptık ve harika oldu yani. Ve şu an pastayı kesip dilenmemiz lazım. Haydi kes, kes, kes. Aslında biz yaptık aynen. Of, çok heyecanlıyım. Harika gözüküyor. Resmen hemen açıyorsun butik pasta. Milan butik pasta. Hiç düşünmeden bir isim koydum. Of çok iyi. Bayağı sinirim bozuldu. İnanılmaz bir pasta olmuş yani biz sana hemen pasta siparişi alınır. O noktaya gelmişiz artık. Kübra ile bir reel çekeceğiz. Bir hay demek ister misin? Hay. Dedim Kübra ile makyaj yap dedim. Aldığımız allığı deneyelim çünkü ben daha hiç denemedim. Kübra sen dedin mi? Ben dedim tamam güzel olacak. Onu yaparken de hızlı bir make-up canım. Ne oldu sen de mi gelmek istiyorsun kız? Görseniz bir salak salak gülüyor bana. Ne haber? Şükürüzde o. Bir tane kızı doğuramadın. Yargılamalar. O da artık sende. Ne ya? Hayır. Ya şu maskarayı denesene. Yeni bir maskara denemesi benefit. Aynısından bende var. Bana olmuyor ya. Ben beceremiyorum bence kontrol yüzünden. Ben de beceremiyorum. Bence. İşte. Bugün eve dönüyorum. Yarına bir toplantım var. Akşamına başka bir tane var. İnşallah güzel sonuçlar alırım da. Gerçi siz bunu izlediğiniz zaman ben çok daha sonucunu alırım. Bayağı güzelmiş Sümer. Tabii canım bayağı iyi. Arkada. Ben şu klinik mi kullanıyorsun evet, sırasında? Klinik merak ediyorum ya. Bunun devamını reel olarak izleyebilirsiniz Instagram'da koymuş olurum. Bugün bir tipsiz geldim gözüme ama o yapacak tabii bir şey yok sanırsam. Allığımızı sürdük arkadaşlar. Çok güzel bir ürünmüş. Kübra'da buğday tenli olanlar için. Huda Beaten Strawberry Cream isimli bir allığı çıktı. Yani sadece o isim değil de yani. Aldıkları çıktı, o isimli olanı aldım ben. Herkese çok uyar diye. Bende de çok iyi oldu, Kübra'da da çok iyi oldu. Evet. Ruj olarak da onu kullanıyoruz. Ki far sürdüm, far olarak. Evet, utanmadı bir de far sürdüm. Ben onu başka videoda artık. Kapa bakayım gözünü nasıl olmuş. Ya güzel ya, tek bir ürün. Çok işlevsel, çok beğendim. Evet. Bayağı güzel oldu. Şimdi aşağı ineceğiz, kahveden içeceğiz. Ablam da beni almaya geliyor bu arada. Ben eve dönüş. Bir iki gün sonra yine geliyorum. Yok artık, bir süre sonra en kısa zaman. İşleri toparlayayım, geleceğim. Bekliyorum. İnşallah. Zaman. Gerçekten bu video bir orada bir burada öyle bir video oldu. Şimdi önceki kısımlarda gayet modum yüksekti. Şu anda yüksek konuşmaya ve yüksek mutluymuş gibi davranmaya çalışıyorum ama tadım inanılmaz kaçık. Son birkaç günde Türkiye'de çok tatsız şeyler oldu. Kanada'dan haberleri göremiyorsunuz engelli. Ama bir şekilde okuduğum şeylerden, öğrendiğim şeyler yeterince kötüydü. İzlemediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum arkadaşlar. Çok kötü şeyler oldu ülkede. Ev bana da yansıdı. Bir taraftan da biliyorsunuz buluşmayı ayarlıyordum. Tam her şeyi hallettim. Instagram'da o yüzden çok fazla paylaşım da yapamıyorum. 13 Ekim'de biz buluşuyoruz Toronto'daki takipçilerimle. Ama ben bunu paylaşamıyorum bile. Yani çok garip. Aynı anda çok garip şeyler oluyor. Her şeyde de bir hayır vardır diyorum. Toronto'da yaşıyorsanız eğer ve ayın 13'ü pazar günü müsaitseniz saat 11'de bir buluşma yapıyorum. Çok önceden planladım ve rezervasyonları ayırttığım için bu haftaya denk geldi. Gelen hafta sonuna yapmayı çok bilerdim ama
Ne yazık ki ben linkleri paylaştıktan sonra, insanlar biletlerini aldıktan sonra bu tarihsiz gelişmeler olduğu için sadece bir son birkaç gündür tabii ki bunun promotini yapamıyorum. Pazar günü buluşmak belki bana da iyi gelir. Bir de çok yoruldum bu hafta. Hani belki biraz durmam gerekiyordur. İşte Kübalardan döndükten sonraki iki günde ben ekstra 4 tane toplantıya girdim. Zibilyon tane şey var. Bir taraftan işte bu event işini yapayım falan derken bir de böyle şeyler oldu. Bilmiyorum, ufak bir bunalım geliyor gibi. Gelmesin istiyorum ama bir geliyor ya. Ben bugün çok kötüydüm. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Hiçbir şey. Benim bugün çekimim vardı. Aradım ve şey dedim, hani ben iyi değilim. Ya gelmek istemiyorum. Yarın yine var. Ama benim mesela gece saat şu an 1. Bu videoyu editlemem lazım. Çünkü artık kendime odaklanamıyorum. Ayın 13'ü pazar günü saat 11'de kahvaltım var. Sanırım hala 10 kişiye yakın bir yerim var. Linkini de aşağı bırakırım. Buralardaysanız ve benimle buluşmak isterseniz hepinizi bekliyorum. Detayını bir sonraki videoda, umarım onu da birkaç gün içerisinde koymuş olurum, ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Hepinizi çok öptüm. Bay bay.